Hayır. Sen geçiyoruz. İman ormandan gidene kadar. Biz buraya terk ediyoruz. İman ormandan gidene kadar. Biz burayı terk ediyoruz. Derin nefes. Mola mı? Yok. Havama, suyuma, ormanıma dokunma. Havama, suyuma, ormanıma dokunma. Havama, suyuma, ormanıma dokunma. Toprağıma dokunma. Haydi tempo haydi ya. Murat beni de çek. Haydi gençlik. Biraz yaklaş bu tarafa. Oğlum! Hafif buraya yaklaş. Buraya yaklaş. Hafif. Biraz. Şöyle hafif biraz. Şey yapmayalım. İstersen değiş dönüş yapalım gençler. Değiştirdik. Öyle mi? Tamam. Aldın mı? İşte buraya çok destek lazım. Yani memleketimiz ne bileyim bir kömür uğruna yok olup bitiyor gidiyor. Biz ne diyeceğimi şaşırıyorum. Her gün konuşuyorum zaten de. Çok üzgünüz. Eridik. Yandık. Hem sıcak yaktı. Hem bizi bu sıkıntı yaktı. Yani biz üç mahalleyiz. İkiz köylüyüz. 54 yaşındayım. Bu köyde doğdum. Bu köyde büyüdüm. Bu köyde gömülmek istiyorum. Ama maalesef bizi kömür yok gitti. Şu kömür bizim mahallenin birini 3 senede bitirdi. Hani geçti eline. Kömür yandı, gitti, uçtu, kül oldu, bitti. Hani tavşan kaçtı, dağa su içti, inek içti diye bir şey var ya, aynı. İnek içti, su bitti diye, kül oldu, gitti diye bir masal var ya, aynı. Aynı masal olduk yani. Şu an yani şu ağaçların cayır cayır yanarken, Türkiye'nin dört bir yanı yangınla yanarken, şu ağaçlar cayır cayır yüzümüzün önünde sanki bizi kurtarın diyercesine bağır bağır bağıra bağıra içim eridi sabahtan bari. Belki 100 kişi var kesimci. Cayır cayır saniyede bir tane, saniyede bir tane, saniyede bir tane yüzümüzün önüne koca dağıyı bitirdiler. Nerede bu memleketin insanı ya? Bir kilo fasulye 8 lira olmuş. Domatesin biliyorsun şu Temmuz ayında 25-30-40 lira yani. Belki büyük şehirde daha da pahalı. Bir ekmek kaç para, bir mazot kaç para? Yani ya şu köylerimiz bitti, bitti. Şöyle şehre göç ide. Köylerimiz bitti. Bizim köyümüzde niye yoktu? Benim çocukluğumda o kadar güzel çam balı vardı ki. Yani ben o çam ballarını aklımdan çıkaramıyorum. Bizim tütüncülüğümüz vardı, bitti. Şu an hayvancılığımız var, bitti. Şu an bir canımız kaldı. Keşke canımızı alsalaydı. Yani böyle bizi işkence çektireceklerine biz de bu dertten kurtulsaydık. Termik. İş diyenler, termik aç diyenler, termik para diyenler, cebin parayla dolsa yok yok, ekmek olmadıktan sonra çare yok. Şu termin dumanı tüssün diye ovaları, ağaçları, zeytinliklerimizi, bahçelerimizi bitirdiler, yaktılar termin, duman ettiler gittiler. Duman ettiler gittiler. Niye için? Enerji üreteceklermiş. Yok mu la bu derdin, bu değerde başka bir çare? Başka bir çare bulsun ha ya. Sesleniyorum ey. Bu termik santralini çalıştıranlar. Ya vazgeçin şu memleketimizi yok etmekten ya. Tarım arazinin üzerinden, ekmeğin üzerinden enerji üretilmez. Ekmek mi önemli, su mu önemli? Suyumuz bitti, havamız kirlendi, ekmeğimiz bitti ya. Benim çocukluğumda her kişinin önünde, evinin önünde
100 tane 50 tane keçisi vardı bak. Biri al diyoruz, biri al doluydu. Herkesin büyük baş hayvanı vardı. Belki 10 tane 20 tane. Yumurta, süt. Pahalı değildin. Bal da pahalı değildin. Ekmek de pahalı değildin. Yiyecek de hiç pahalı değildi. Ne oldu? Bir termik bizi yok gitti. Termik nasıl kuruldu? Millet sigortalı işledi. Termike gitti. Ama milletin cebi parayla doldu ama şimdi yine o para anında bir elden geliyor bir öbür elden çıkıp gidiyor. Millet farkında değil. Ama topraktan kazansalaydı o parayı, toprak adamı aç bırakmaz. Tarım arazisinin üzerinden enerji üretilmez. Ya hiç mi bu insanla da akıl yok ya? Bizden önce kimler gelmiş, kimler geçmiş bu memleketten? Kaç asırlıkız biz ya? Ben cahilim. Cahil bir köylü olarak öyle düşünüyorum. Hiç memlekete zarar vermeden gitmişler. Bizlere bu kadar güzel yerler bırakmışlar ya. Şimdi ne kadar aşkgözlüyüz biz ya. Ne kadar para hırsıyız ya. Her şey para değildir ya. Şu çamı bak, şu çamın durumuna bak. İnsan bu çama kıyar mı ya? Şu çamı kıyanların elleri ne olur acaba ya? Şu çamı kıyılır mı bu çam? Bu çamın güzelliğine bak, şu çamın güzelliğine. Kıyılır mı ya bu çama? Bu çamları nasıl kıyıyorlar ya? Hiç mi vicdanları yok? Vicdan, biraz vicdan, vicdan. Türkiye'yi yönetenler, Cumhurbaşkanı, bizim sesimizi duyun, biz çok perişan olduk. Madem bize de çare bulun. Biz nereye gideceğiz? Hani bizim evimiz? Hani bizim toprağımız? Biz toprak istiyoruz, toprak. Biz toprağa elimiz değmedikçe, ayağımız toprakta yürümedikçe yaşamaklığımızı bilemeyiz. Biz bir köylüyüz. Beni jandarma şurada geçiyor, yokluyor. Ya benim üzerinde bir tek polis var, ayağımda da bir tek don var. Beni ayıplayan ayıplasın. Beni yokluyorlar ya. Ne olur bende ya? Bende ne olur? Ha cebim var bir tane içinde eski bir telefon var. Beni yokluyorlar, geçirmiyorlar, kimlik soruyorlar. Ben bu köyde yaşıyorum ya. Benden ne olur? Asıl silah, tabanca, tüfek bunlar da. Ben ne yapabilirim? Ben kimse hiçbir şey yapamam. Haklısın deyince haklısın. Haklısın diyorlar bir de bana. Her gün beni yokluyorlar orada ya. Ben bu köyde yaşadım. Bu köyde doğdum ya. Ben bu köylüyüm ya. İnsanın aklı, kafasında akıl olan adam şöyle baktığı zaman kimin ne durumda, ne kimin nasıl olduğunu bilir zaten. Ya ben bilirim. Şuradan geçen adamın ne biçim durumda olduğunu şimdi bu halimde bilirim. Ne olduğunu ya. Böyle git diyor. Yukarıda diyor. Emir diyorlar bize diyor. Ona söyle konuş derdin diyor. Kim anlayacak ben derdim. Senin konuştuğun şey çok. Kıymasınlar. Bize destek istiyoruz. Şu yolları kesiyorlar, insanları geçirmiyorlar. Ya biz burada, bizim evlatları bizim karşımıza diktiler. Şu an çelik kuvvetleri bizim için burada yani düşman gibiyiz. Ya bize de, bizi gelsin, bizim yetkililer burada kim emir veriyorsa, kim bu yer işe havalı havalı geçiyorlar arabayla, kiyip kiyip de geçiyorlar geçtiklerine bize. Bize çare bulsunlar madem ya. Bulsunlar, bize ev yapsınlar. Toprak versinler bize ya. Biz ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Onlar zengin diye biz garibenle böyle yok mu olması lazım? Garibenle ezilmesi mi lazım ya? Zenginler var diye garibenle yok mu lazım ya? Bizim dedelerimiz, nenelerimiz, dedelerimiz bu memleketi ne şekilde kurtarmış ya? Bunun toprak altında kaç tane şehit kanı var?